Aziz Sıddık kardeşlerim, Hoca Sabri, Hafız Ali, Mesut, Mustafalar, Hüsrev, Re'fet, Bekir Bey, Rüştü, Lütfiler, Hafız Ahmet, Şeyh Mustafa vesaire. Sizlere meraklı ve medar sual olmuş dört küçük meseleyi malumat kabilinden muhtasar bir surette beyan etmek diye kalbimde bir hatıra hissettim. 1927-28'lerde sorulan bazı suallere verilen cevaplar. balla da yazılmış bu eser bilhassa. Ee, yani 16 lema. Lemaların tamamı ballada yazılmamış. Mektubat zaten orada yazılmış. Muhtelif böyle mektubattan, sözlerden, lemalardan e, ballada yazılanlar var. Zaten küçük kitapçıklar halinde yazılıyor. Daha sonra bunlar birleştirilip üstadımız tarafından hangi kitap nereye dercedilecekse e, oraya yerleştiriliyor. Yoksa yani lemalar baştan sona ballada yazılmış değil ama mühim bir kısmı orada yazılmış. Mektubat, lemalar ve sözler, diğer eserler Isparta, Afyon gibi yerlerde kaleme alınmış. Sual şu, kardeşlerimizden çaprazade Abdullah Efendi gibi bazı adamlar ehli keşiften rivayeten bu geçen Ramazan'da ehli sünnet ve cemaat için bir füruç, bir fereç, bir fütuhat olacağını haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehli velayet ve keşif neden hilaf-ı vaki haber veriyorlar? Benden sordular. Evliya zatlar, biz ehli sünnet vel cemaat olarak Peygamberi aleyhissalatü vesselamın ulema al u ve resetül hadisine de dayanarak çünkü e, alimin alimleri ikiye ayırıyoruz. Bir doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmine varis olanlar, iki onun velayetine varis olanlar. İkisi de alim sınıfına dahil oluyor. İkisini birleştiren yani ilmi ve velayeti kendisinde cem edenlere de asfiya, saflaşmış Allah kulları diye ifade ediliyor ki İmam Rabbani, İmam Gazali, Şahin Akşubend, Üstad Bediüzzaman Abdülkadir Geylani gibi zatlar bu asfiyah sınıfındandırlar. Yani tasavvuftaki saflaşma da var onlarda. Medresedeki ilim, e, akla hitap eden kelam, fıkıh ve diğer bütün ilimler de hayatlarında ve de bilgi dağarcıklarında mevcut. Onun için asfiya diyoruz. Şimdi nebilerin varisi olan veliyullah, evliyaullah bir kısım keşif ve de bir kısım keşifleri velayet yoluyla elde edebiliyor. Millete, insanlara aktarıyorlar. Onlardan bazıları demişler ki 1927'de Ehl-i sünnet ve cemaat için bir fereç, bir fütuhat olacak. Bunu haber vermişler. Halbuki zuhur etmemiş. Böyle ehli velayet ve keşif neden hilaf-i vaki haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de birden sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevabın muhtasarı şudur ki 2011'de de bir Türkiye'de meşhur Allah rahmet eylesin büyük bir evliya hak dostundan bir mesaj gelmiş. Yani o talebelerine söylemiş müridanlarına, talebelerine. Onlar da mesaj yoluyla her tarafta bunu yaymışlar. İşte Marmara'da büyük bir deprem olacak. Ya Rabbim denize, denize bu eee Deprem denize vursun, karaya vurmasın şeklinde dua edin diye tavsiye etmiş. Yani Arapça metnini de yazmış. Hemen burası hatırıma geldi. Orayı o zaman okuduk. Dedik ki inşallah bu evliya zat yanılmıştır. Nasıl dersin filan devamını okuduktan sonra teskin oldular. Şimdi devamında inşallah bu meseleyi daha iyi anlayacağız. Demek ki sıkıntıların böyle yoğun olduğu o günkü şartlarda Türkiye ve İslam aleminde Türkiye'de hangi sıkıntılar var? Ezanlar Türkçe okunuyor. Kamet hakeza din dersleri kaldırılmış. Medrese tek kezviyeler kapatılmış. Yani tabiri caizse mübalağalı bir ifadeyle Allah demenin yasak olduğu bir zamanda ki gerçekten de Allah yerine tanrı deniliyor. Allah demek suç. Böyle bir dönemde Müslümanların en büyük musibeti olsa gerek ki ehl Sünnet ve cemaatın içinde bir kısım veliyullah, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda inşallah, bu zaman dilimi içerisinde, Ramazan'dan Kurban Bayramı vaktine kadar olan zaman dilimi içinde, ciddi fütuhatlar, manevi fetihler ve fereçler, yani rahatlamalar olacak, ümmetin üzerindeki baskılar duracak, şeklinde yorumlamışlar. Şimdi de Gazze için dua ediyoruz, değil mi? Yani, 6 aydır 6 ay geçti. Ümmeti Muhammed bir olmuş. Hatta yüz binlerce batıda yüz binlerce insanın Müslüman olduğunu ifade ediyorlar. Onların da samimi duaları ki Gazze'deki çığlıkları değil Müslüman insan olan herkes duyar. Ona bir gane kalmaz. Peki neden duaları kabul olmuyor? İsrail yerle yeksan olmuyor. Neden Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara imdad etmiyor. Bizleri de kalbimize, ruhumuza bu manada bir ferahlık vermiyor. Gazze bir örnek de. Yani 100 yıldan beridir İslam alemi kana alıyor. Ve gerçekten de samimi dualar da yapılıyor. Neden bu dualar kabul olmuyor? Birçok zaman müjdeler veriliyor Evliyaullah tarafından, hak dostları tarafından, Kur'an'dan, hadisten, istihraçta bulunarak, ebced ve cifir hesaplarıyla bir kısım müjdeler veriliyor ama beklenilen tarih her ne tarihlerde her ne kadar kısmen ucu görünse de bu işin yani muvaffakiyet, ferahlık, rahatlık tamamı eremiyoruz veya tamamına erişemiyoruz. Sebebi nedir? Yani günümüz şartlarında da bunu değerlendirdiğimiz zaman böyle bakabiliriz. El cevap hadisi şerifte varit olmuştur ki Bazen bela nazil olup geliyor. Gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir. Geri çevirdiği nedir? Bela. Yani bakın, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, eğer ki e, şeyle, kazayla yarışacak bir şey olsaydı sadaka olurdu diyor. Kaza, kaderi deler, ata da kazayı deler. Kader programdır, plandır. Kaza onun infazıdır, tatbikatıdır. Tatbik edildikten sonra değişmez değil mi? Fakat ata kanunu gelip onu deler. Mesela kaderde Yunus Aleyhisselam balığın karnına düşecekti. Yazılmıştı. E Yunus Aleyhisselam da Cenab-ı Hak'tan tam izin almadan 3 gün kala, 40 günlük bir zaman dilimi kalmış, bela musibet gelecek. Üç gün kalmış vahiy gelmeden bırakıp gidiyor. Neyi gerektirdi? Kazayı gerektirdi. Yani balığın karnına düştü. Balığın karnında insan yani üç gün kalabilir mi? Mümkün değil. Üç saat kalabilir mi? O da mümkün değil. Üç dakika bile kaldı mı bir kere nasıl çıkacak? Fakat ata kanunu La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin ile imdadına koşuyor. Değil mi? 3 gün neyse bazı rivayetlere göre 40 gün deniliyor. Yani 3 saat olsun. hakikatini Allah bilir. Balığın karnında kalıyor. Hiçbir şey de olmuyor. Bakın ata kanunu imdadına koştu. Ateş insanı yakar değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın hasbunallah ve ni'mel vekili o ifadesi kaza kanunu olan ateşin içinde yanmayı engelliyor. Dolayısıyla muhafaza olup hiçbir şey olmuyor. Ya naru kuni berden ve selama ayeti ona imdad ediyor. Şimdi dolayısıyla bazen bela nazil oluyor. Gelirken karşısına sadaka çıkar, geri çevirir. Hani az sadaka çok belayı def eder, ömrü uzatır şeklinde de hadisler var ya. Konumuz o değil ama belayı sadece dünyevi musibetler olarak da algılamamak lazım. Bela zaman zaman nazara veriyoruz. Peygamberimizin karşısında Ebu Cehil'in yanında yer almaktır. Firavun'un yanında Haman olmaktır. Nuh Aleyhisselam'ın çağrısına kulak vermeyip gemiye binmemektir. Oğlu Kenan gibi. Bela namazsızlıktır, iffetsizliktir. Haşa namussuzluktur. iman e, din tanımamazlıktır. Onun için birçok kimse çok sadaka verir ama bela def olmaz zahiren. Biz eğer belayı maddi olarak algılarsak yanlış yaparız. Çünkü başka hadiste eşeddün nas bela el el evliya el emsal sal buyuruyor değil mi? Belaların en büyüğüne peygamberler, veliler sonra derecesine göre salih insanlar maruz kalır. Onlar sadaka vermiyor mu? Hem en ağlasını veriyor. Demek ki bela algımızı düzeltmemiz lazım. Bunu da yeri gelmişken ifade etmiş olalım. Ama maddi belayı da kapsıyor mu? El cevap kapsıyor çok zaman da sadaka maddi belaları da def ediyor. Peki ömrü nasıl uzatır? Şimdi gelecek iki şekilde. Şu hadisin sırrı gösteriyor ki mukadderat bazı şeraitle vukua gelirken geri kalır. Mukadderat takdir edilen neyse bazı şartlarla vukua geliyordu. Fakat sadaka önüne çıkınca o kaza o bela uzaklaştığı gibi İbrahim Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam'a misal verdik. Şimdi e, takdir edilen hayırlı işlerde de böyle. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh malum adaletiyle nam salmış dünyaya. Peygamberlik eğer ki peygamberimizden sonra hadisin ifadesiyle gelecek olsa Ömer'e Ömer peygamber olurdu diyor. Onun adalet anlayışını ifade etmek için söylüyor. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu an ibadetu taatta adalet anlayışında en küçük bir taviz yok. Kendisine sana aşere-i mübeşşeresin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki vezirinden birisisin. Cennetle müjdelenmişsin dendiği zaman diyor ki eğer ki ben çok manidar Allah'ın emir ve yasaklarına uymazsam bu yazı silinir. Yani cennetle müjdelenmesi mukadderat. Fakat şartı ne? Namazdır, tövbe istiğfardır, Allah'a yalvarıştır, günahtan kaçınmaktır. Gene Hazreti Ömer Efendimiz Şam'a girecek. Ebu Ubeyde bin Cerrah onu yolda karşılıyor. Şam'da büyük bir veba olduğunu söyleyince Hazreti Ömer Efendimiz girmekten vazgeçiyor. Sahabelerle istişare ettikten sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ki ya emir el müminin Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Evet Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyorum diyor. demek ki mukadderat bazı şartlarla vukua geliyor. Normalde şama yani vebanın yaygın olduğu zamanda gitmek nedir? Vebaya maruz kalmaktır. Salgına kendine hedef edilmektir. Ama girmedin mi o salgından mahfuz kalıyorsun. Aynı şekilde de Demek ehli keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyet bulunduğunu ve o şeraitle vuku bulmamasıyla, o şeraitin vuku bulmamasıyla o hadise de vukua gelmiyor. Yani mesela diyelim bant usulü çalışan bir fabrika işte e, ne bardak üretiyor. Normal standartlara göre ayda işte 1 milyon bardak üretiyordu. Karşı firmaya da söz verdi. Fakat şart ne? İşte 100 kişilik bir fabrika çalışanın tam teşekküllü olarak devam etmesi lazım. 2 elektrik gitmemesi, kaza bela olmaması, makinalarda bir hasar bir arızanın bulunmaması gerekiyor yoksa 1 milyon tane mal üretemez. Normal standartlara göre 1 milyon bardak çıkar mı çıkar? Fakat fabrikada yangın çıktı. Veya işçilerden 50'si hastalandı, salgına yakalandı. 50 kişi kaldı. 1 milyon yumurta, 1 milyon bardak çıkar mı? Çıkmaz. Aynı şekilde de Evliyaullah'ın görmüş olduğu işte istikbalde bilhassa Ramazan ve Kurban Bayramı arasında Müslümanların manevi bir fütuhatı, manevi bir fereci olacak demeleri şartlara bağlıydı. O şartlar vücuda gelmeyince ferahlık da olmadı. Bugün İsrail'in yerle yeksan olması veya mağlup olması, Filistinli mücahitlerin, o masumların galip gelmesi neye bağlı? Bizim samimi dualarımıza, halkın samimi duasına, devletleri idare eden Müslüman liderlerin cesur olmasına, bir Güney Amerika Afrika kadar da olamadık, o da ayrı bir husus. Yani e, cesur olmasına, adımlarını evet e, iki hesaplayıp en azından bir adım atmalarına gerektirirken, dokuz düşünün bir adım atıyorlar, hatta atmıyorlar. Şimdi e, ne oluyor? Bu sefer ister istemez oradaki masum ve mazlumların kanı daha çok dökülüyor. Bizler de sadece seyir seyrediyoruz. Yoksa normal şartlarda edilen dualar, Cenab-ı Hakk'a yapılan yalvarışlar, verilen o sadakalar çoktan durdurması gerekiyordu, gerektiriyordu ama durdurmuyor. Şimdi yapılan duaların içinde de bazı sıkıntılar var. Geleceğiz onu. Fakat o hadise eceli muallak gibi levh-i bir nevi defteri hükmünde olan levh-i mahf ispatta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak levh-i ezeliye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor. Şimdi öncelikle iki kader var. Bir, <laughs> levh-i mahve ispat, yazar bozar tahtası. Cenab-ı Hak yazıyor, bozuyor, değiştiriyor. Bu bizim irademize bağlı olan kader ki herkes kendi kaderini yazar tabiri buraya dayanıyor. İkincisi, levh-i ezeli'de yazılı olan kader o katiyen değişmez. Ma tuqaddimu ve ma Hiçbir şey ön, senin öne aldığını kimse geriye itemez. Senin ertelediğini de kimse öne alamaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Cenab-ı Hakk'a yalvarışında. Şimdi peki yani hangisi nedir ne değildir nasıl bileceğiz? Gene bilmeyeceğiz. Allah biliyor. Ekseriyet evliyaullahın keşfi levh-i mahv ve ispata kadar yükseliyor. Ha e şöyle düşünün. Levh-i mahve ispat yazar bozar tahtası şurada. Örnekte Risale altta. Levh-i ve ispat. Levh-i ezeli Kur'an-ı Kerim. Bu değişmiyor. Şuraya çok nadir evliyaullahın keşfi çıkıyor. O da keşiflerin bütünü değil. Yüz keşfinden onu... ancak oraya çıkıyor. 90'ı levh-i mahfta kalıyor. Peygamberlerin aleyhisselam onlara gelince onlarınki keşif değil vahiy olduğundan dolayı ekseriyetle çıkıyor. Yani kendilerine yönelik olanı onlar da levh-i mahfı sıfatta kalabiliyor. Ama vahiy kısmı levh-i ezeliye çıkıyor. Şimdi Evliyaullah ne görmüş? Levh-i mahve ispatı görmüş. Ramazan ve kurban bayramında Müslümanlar rahatlayacaklar. 1920 ile 30'lar arasında. Fakat levh-i mahve ispatı görmüşler. Levh-i ezeli ile karıştırmışlar. Ayırt edemiyorlar. Ancak levh-i ezeliye çıkan keşifler ise Allah'ın izniyle ümit var olunuz. Şu İstikbal istikbal inkılabatı içinde en yüksek sada, en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacak. Bakın bu levh-i ezeliden aldığı bir işaretin neticesinde söylüyor. Ve hiç çekinmeden, tereddüt etmeden ifade ediliyor. Bu ve emsali örnekler daha çok var. Şimdi işte bu zatlar da demek ki gördükleri keşif muallaktaydı. Mesela sadaka ömrü uzatır hadisi şerifine de bu şekil bakabiliriz. 60 sene yaşayacak birisi mesela 70 sene nasıl yaşıyor? Sadaka nasıl onun ömrünü uzatıyor? Şu meleklerin elinde 60 sene yazıyordu. Fakat levh-i ezeli de 70 yazıyordu. Melekler de levh ezeli okuyamıyor. Allahu Teala bunu biliyor. 60 yaşına yakın veya ondan önce sadaka verdi. 10 sene daha ömrü uzadı. Yoksa mutlak kader değişmiyor. Mutlak kader değiştiğini zannedildiği için değişiyor zannedildiğini zannedildiği için problem oluyor. Aslında mutlak kader değişmiyor ama ne olacağını biz bilmediğimiz için biz imtihana tabiiz sınıftaki öğrenciler gibi. Öğretmenin ortalama benim hangi notu alacağımı bilmesi benim ders çalışmayacağım manasına gelmez. Aksine daha çok ders çalışmam gerektirdiği gibi kaderi ilahi de benim benim hakkımda maddi manevi ne yazıldığını ben bilmiyorum. Allah biliyor. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun ikram ve ihsanını üzerime çekmek için daha çok çalışmalıyım. Daha çok çaba sarf etmeliyim. Yoksa Allah'ın bilmesi benim çalışmama engel değil. Şimdi işte bu sırra binaen geçen Ramazan-ı Şerif'te ve Kurban Bayramı'nda ve daha başka vakitlerde istihraca binaen veya keşfiyat nevinden verilen haberler muallak oldukları şeraiti bulmadıkları için vuku'a gelmemişler ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. Çünkü mukadderiymiş, takdir edilmiş, fakat şartı gelmeden o da vukua gelmemiş. Şartı neydi peki? Hemen izah ediyor. Evet. Ramazan-ı Şerif'te bid'aların ref'ine ehl sünnet ve cemaatine ekseriyetle halis duası bir şart ve bir sebebi mühim idi. Peki halis dua nasıl oluyor? Şuradan hemen özetle bakalım. Ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Bizi kulluğa çağıran sır, bakın dai davet demektir. Şöyle baştan alalım. Ubudiyet, kulluk, emri ilahi ve rıza ilahiye bakar. Niçin ibadet ediyoruz? Allah emrettiğinden dolayı. Netice Allah razı olsun diye. Yani cennet bile değil. Bırakın bela musibetin def olması, bırakın Nimetlere gark olmamız, rızkımızda bereket olması. Allah bunu emretmiş, ben bunun için yapıyorum. Bir ileri merhalesi Rabbim razı olacak. Şimdi peki ubudiyet dediğimiz olay kesintisiz kulluk. İbadet Allah'ı razı etmeye çalışmak belli bir kısım eylem Belli bir kısım fiillerden ibaret olan, belli zamanları bulunan namaz, oruç, hac gibi hususlara ibadet diyoruz. Ubudiyet ise Allah'ın razı olduğu haldir. Kesintisiz kulluk tabiri de kullanılır buna ki, işte ticaretimizde, yemede, içmede, yürümede, insanlarla konuşmada, yani... E, komşuluk münasebetlerinde, babalık yapmada, evlat olmada, karı koca ilişkilerinde hangi hususta dersek diyelim, Allah'ın huzurunda olduğu şuuruyla hareket etmenin adı ubudiyettir. Abd kul olmak. İbadet bunun içindedir zaten. İbadeti küçümsemek ubudiyeti yükseltmek değil haşa. İbadet olmadan ubudiyet zaten olmuyor. Çünkü ibadet ubudiyetin mayası hükmündedir. İbadet olmadan ubudiyet olmuyor. Şimdi peki ubudiyeti niçin yapıyoruz? Diyor ki emri ilahi ve rıza ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi neticesi rızayı haktır. Semeratı ve fevaid-i uhreviye'dir. Neticesi tamamen ahirete yöneliktir. Fakat ille-i ga'iye olmamak. Şimdi şey dedi ya fevaid-i uhreviye'dir. Bu burada dursun. Hemen 23. söze atlayalım. Burada diyor ki kaldığımız yerden biraz daha okuyalım. Ondan sonra oraya geliriz. Şurada diyor ki evet Ramazan-ı Şerif'te bid'aların ref'ine ehli sünnet ve cemaatin ekseriyetle halis duası bir şart ve bir sebebi mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-ı Şerif'te bid'alar girdiğinden duaların kabulüne set çekip fereç gelmedi. Bid'alar ikidir. Bir maddi, bir de manevi. Yani maddi olanı belli. Bilhassa o günkü şartlarda Türkçe ezan okumak, Türkçe e, kamet getirmek. Şimdi namazı alel acele hızlı bir şekilde kılmak fakat Namaz aralarında ilahileri böyle arabes gibi uzun uzun okumak. Ki zaten ilahi okumak sünnet değil. Salavat bile çekmek ayetin emri olduğundan dolayı sünnete girer. Fakat teravihin sünneti değil. Dinlenmenin sünnetidir. O anda dinlenirken salavat çekilir. Fakat eğer salavatı ağır ağır yapıp namaza alel acele böyle yangın şeyden yangından mal kaçırır gibi kılıyorsak o da bir data giriyor. Ne okuduğu anlaşılmıyorsa Elhamdülillahi rabbil rahim yani ya melekler bu ne diyor diyecekler. O değil. Namazı tadil erkanla arada da salavat çekilir. Arada muhabbet de edilebilir. Dolayısıyla ilahi eğer ki e, teravihin şartı gibi görmeden ...dinlenmek niyeti olursa bidat değil... ...ama teravihin bir lazımı gibi... ...teravihin de alen acele... ...hızlı kılınmasına sebebiyetse... ...duaların kabulüne set çekiyor. Maalesef. Şimdi bu... ...maddi bidat, manevi bidat nedir? Duygu, düşüncelerimiz. Adam camiye geliyor... ...Allah'ım şeriatın şerrinden... ...sana sığınırım diyor. Allah Şimdi öbür taraftan... ...namaz kılıyor Müslüman... Fakat diyor ki ya bunlar başımızın belası. Misal olarak Filistin için. Ya Allah bu duayı kabul eder mi? Şimdi Arap'tan bize ne diyor? Ne Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya mescit camiler dolacak ama içinde Müslüman olmayacak. Yani hakkıyla Kur'an'a teslim olan insan olmayacak. Yoksa kafir manasında değil Müslüman ama kamil Müslüman değil. Hakka teslim olmamış, ırkçılığı içinden söküp atamamış. Hala Arap diyor. Hala Türk diyor, hala Kürt diyor, hala Çerkes diyor. Halbuki Allah innel mu'minune ihvetun buyuruyor. Demek ki bu da manevi bidat. Şimdi kulasa Ramazan-ı Şerif'te bid'alar girdiğinden duaların kabulüne set çekip ferac gelmedi. Nasıl ki sabık hadisin sırrıyla sadaka belayı ref eder, ekseriyetin halis duası dahi fereci umumi cezbeder. Bakın ekseriyetin halis duası fereci umumiyi cezbeder Yunus Aleyhisselam'ın duası. Peygamberimiz Bedir'deki yaptığı dua sahabelerle birlikte. Sahabelerin topyekun Rabbana innesina ev akta'na Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema demesine mukabil bir yıl yani mesela Musa Aleyhisselam'ın ümmeti bilhassa içlerinden geçirdiklerinden de mesullerdi. İsran o demek. Bir yıl sahabeler içlerinden geçirdiklerinden de mesullerdi. Gelip peygamberimize ya Resulallah namaz, oruç, zekat, hac tamam baş göz üstüne. Ama içimizden geçirdiğimizden mesul olmak ne demek? Bunu kaldıramıyoruz dediklerinde. Hani normalde biz olsak hele ya bir dua edelim. Allah bunu sizin omuzunuzdan bizim omuzumuzdan kaldırsın derdik değil mi? Allah Resulü'nün hakka taraftarlığına bak ki siz beni İsrail gibi semi'na ve asayna mı diyorsunuz? İşittik ama isyan mı ediyoruz diyorsunuz? Allah bunu bizim boynumuza borç olarak koymuşsa biz semi'na ve ata'na diyeceğiz. Resulullah o kadar öfkeleniyor ki Hazreti Ömer işte orada ayaklanıp Radina billahi Rabben ve bi dini İslamen ve bi Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye tekrar ediyor. Sahabeler de tekrar ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam işte biz senden razı olduk ifadesini kullanınca orada işte Amel'in Resulü'nün ilk kısmı Miraç'ta ikinci kısmı iki ayet zaten Rabbena innesina ve ahta'na kısmı orada nazil oluyor. Şimdi ferac-ı umumi, o umumi teveccüh cezbediyor ki gökten Cenab-ı Hak saat geçmeden dakikalar içinde Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip onların duasını Kur'an'ın içine koyuyor. Kıyamete kadar da ümmeti Muhammed bunu okumaya devam edecek. Ya Demek ki ferac umumi cezbetmesi bu ve buna benzer manalar kuvve cazibe vücuda gelmediğinden fütuhat da verilmedi. Şurada kısacık bir yerle öyle bitirelim. Bakın hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semaratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değil. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Şimdi diyebilir miyiz ki birazdan gelecek gerçeği. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Güneşin batması akşam namazının vaktidir. Biz namazı kılarız güneş batmasın için değil veya namazı kılıyoruz ki güneş batmasın diye değil. Niçin kılıyoruz? Güneş batıyor. Allah o vakitlerde namaz kılmamızı emretmiş. Peygamberimiz de bunu bize öğretmiş. Sonra güneşin ve ayın tutulmaları küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Güneş ve ay tutulmaları. Küsuf güneş tutulması, husuf ay tutulması. Bu vakitlerde kılınan ikişer rekatlık namazlar var. Yalvararak, yakararak Cenab-ı Hakk'a teveccüh edilir. Peki niçin? Ay tutulması devam etmesin. Güneş hemen açılsın diye mi? Değil. Çünkü burada diyor ki yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet ilahi ilana medar olduğundan yani Ya Rab sen bunu geçici olarak kapatıyorsun ya daimi olarak örtecek olsan ne olur bizim halimiz? Nikaplanmasıyla bir azamet ilahi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet ediyor. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla yani şeyle ne diyorlar gök ilmiyle meşgul olan ilim dalı var ya ismin Astronomi ilmine göre güneş ve ayın tutulma zamanları, tutulup açılma zamanları belli. E niye kılıyoruz? Allah o vakitlerde kılmamızı vahiy gayri metluvla peygamberimize bildirmiş. Yani Kur'an'a girmeyen vahiy ile peygamberimize bildirmiş. Biz de o vakitte bunun için kılıyoruz bu namazı. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Aynen öyle de şimdi final cümle geliyor. Aynen onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası işte veba, salgın gibi rahatsızlıklar, hastalıklar ve Muzır şeylerin tasallutu Gazze, Filis, e, yani bugün özelde Gazze, genelde Filistin, Arakan, Suriye, 100 yıldır İslam aleminin maruz kaldığı bu muzır musibetlere karşı bazı duaların efkati mahsusalarıdır ki, mesela kunut duası, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İki farklı zamanda bir defasında 40 gün, bir defasında iki ay 5 vakit farz namazlarının son rekatında yapmış. Ama mesela Türkiye'de bu hiç yapılmıyor. Kabul gören görüşe göre Hanefi mezhebinde sabah, akşam, yatsı, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebinde 5 vakit farz namazlarının akabinde yapılan bir duadır. Peki nedir bu? Kunut ayakta demektir. Peki Kunut duası ne demek? Ayakta Allah'a yalvarmaktır. Çaresiz kaldık, tükendik ya Rabbim demenin adıdır. Nasıl ki eylem için insanlar ayakta deniliyor ya, bu da bir eylem biçimidir. Ya Rab çaresiz değiliz, sen varsın. Bizim gücümüz tükendi, kuvvetimiz yok ama sen varsın. Bakın Resulullah ordu gönderemediği zaman bunu yapıyor. Bir defasında 40, bir defasında 70 sahabe şehit ediliyor. Güçlenmediği, gücü yerinde olmadığı için ordu göndermiyor, kunut duası yapıyor. Ağlaya ağlaya. Ama kunut duası yaptığı kavimleri hiçbir şey de olmuyor. Demek ki esas olan dua vaktidir. İlla belanın gelmesi değil o zalimlere, kafirlere karşı. Ancak Mekke'nin fethinden sonra hicretin işte 12. senesinde bir tane elçi şehit ediliyor. 3000 kişilik ordu çıkartıyor Bizans'a karşı. Orada kunut duası yapmıyor. Demek ki güç ve takatımızın yetmediği yerde kunutaya yalvarır, şey yapacağız, yapışacağız. Gücümüzün yettiği yerde de fiziki müdahalede bulunacağız. E madem fiziki müdahalede bulunamıyor devletlerimiz, İslam aleminin devlet reisleri aciz kalmış. O zaman biz de güç ve kuvveti sonsuz olan Rabbimizin dergahına yalvarıp yakaracağız. O vakitlerde burada diyor ki bazı duaların efkati mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar. Dua ile niyaz ile kadir mutlakın dergahına iltica eder. Peki bu kadar dua ediyoruz neden kabul olmuyor? Çeşitli sebepleri var da Cenab-ı Hak dua edin kabul edeyim demiyor. Dua edin icabet edeyim buyuruyor. İcabet etmek de üç şekilde tarif ediyor malum. Ya Cenab-ı Hak aynen kabul eder duamızı ya daha güzel bir şekilde biraz erteleyerek lütfedecektir. Erteleyerek daha güzel bir surette kabul edecek ya da ahirete bırakıyor. Allahu Teala icabet edeyim demesi illa kabul edeyim demesi demek değildir. Hani dualarımızın kabul olup olmaması ayrı bir de icabet etmesi ayrı bir husus. Hiçbir dua cevapsız kalmıyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği cevaplar farklı şekilde tezahür ediyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahri da'vana ve da'vahum en ilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.